Her ne olursa olsun Avrupa Parlamentosu'nun almış olduğu bu karar bağlayıcı değil, tavsiye niteliğinde siyasi bir karar ama bunu doğru bulmadığımızı dün belirttik. Bugün bir kere daha bunu belirtmek istiyoruz. Çünkü Türkiye'de şu anda yargının, medyanın, bürokrasinin ve siyasetin baskı altında olduğu bir dönemde OHAL uygulamalarının Türkiye'yi boğduğu bir dönemde dilerdik ki Avrupa Parlamentosu Türkiye'deki demokrasi mücadelesine muhalefetin özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde olduğu demokrasi mücadelesine destek versin. Fasıllar açsın. Hükümetin yargı ile ilgili uygulamalarını daha fazla sorgulatsın isterdik. Ama maalesef orada da farklı bir eksen olduğunu görüyoruz. Türkiye'nin üyeliğine ezelden beri karşı olan marjinal çevreler, İslamofobik, anti-Türk ve ırçı yaklaşımlar bu OHAL uygulamalarındaki çarpıklıklardan güç almış durumda ve küçük davalarını büyük bir platforma taşımış oldular böylece. Şu önemli, çok kabadayı yaklaşımlar oluyor çok üst perdeden konuşuluyor. Bunun maliyetini bu konuşan zatı muhteremler değil, 80 milyon Türkiye halkı ödeyecek. Ve bu sorumsuz yaklaşımlar Türkiye'ye bedel ödetecek. Unutmayalım, bugün bizim ihracatımızın 64 milyar doları Avrupa Birliği'ne oluyor biz böyle bir dönemde her tarafla kavga etmek yerine her tarafla barışmalıyız. İçeride bir an önce bu ohal uygulamalarına son vermeliyiz. Demokrasiyi tekrar rayına oturtmalıyız ve dünyadan bize yönülen eleştirilere engel olmalıyız. Ancak adım atarak olabiliriz. Her şey yerinde dururken ve daha ağırlaşırken Olumlu bir başkalarından olumlu bir şeyler beklemek hayalcilik olur ve gerçekçi olmaz. Şimdi önümüzde çok az bir süre var. Hükümetin şantaj politikası, işte sınır sınır kap, sınır kapılarını açarız, mültecileri Avrupa'ya göndeririz şeklindeki yaklaşımları, bunlar tehdit politikasıdır ve hiç doğru anlaşılmaz. Kaldı ki. Bunu yapmak istiyorsanız bu böyle yapılmaz. Onu yaparsınız söylemezsiniz. Esasen boş konuşuyorsunuz siz. Ve yapamayacağınız bir şey üzerinden daha fazla düşmanlık yaratıyorsunuz. Türkiye'ye zarar veriyorsunuz. Sizin iyi niyetli olmadığınız yönündeki kanaati güçlendiriyorsunuz. Diplomasi böyle yapılmaz. Velev ki yapsanız bile böyle bir şey, adım atsanız bile bu böyle söylenmez. Galiba siz Avrupa Birliği ile bağları tamamen koparıp atmak istiyorsunuz. Çünkü içeride tek adam rejimini yerleştirmek istiyorsunuz. Bu süreçte de kimsenin sizi eleştirmesini istemiyorsunuz. Köprüleri atmak istiyorsunuz. Ama yazık ediyorsunuz. Siz sonuçta bir siyasi partisiniz. Devleti şu anda yönetiyorsunuz. Türkiye 80 milyon, sizden daha büyük ve daha çoğulcu. Bu yoldan vazgeçin diye çağrıda bulunuyoruz. İkinci konu, Şanga İşbirliği Örgütü ile ilgili bir kafa karışıklığı var. Belirteyim. Şanga İşbirliği Örgütü bir Avrupa Birliği değildir. Avrupa Birliği'nin mekanizmalarının benzerleri bile, Şanga İşbirliği Örgütü'nde yoktur. Formel bir örgüttür. Hükümetler arası bir örgüttür. Hükümetler üstü bir örgüt değildir. Avrupa Birliği hükümetler üstü bir örgüttür. Yani üye ülkelerin pek çok alandaki yetkilerini kullanan bir örgüttür. Üye ülkeleri adına karar veren bir örgüttür. Şangay İşbirliği Örgütü ise hükümetlerin karar aldığı örgüttür. Yani hükümetler arası bir örgüttür. Birincisi bu, ikincisi içerisinde yer alan ülkelerin hiçbir tanesi demokratik değildir. Bu bu ülkelerde iktidara gelmek de zordur. Bu gelen iktidarları göndermek çok daha zordur. Gelenlerin bir türlü gitmediği ülkelerdir bunlar. Yerleştiği güç zehirlenmesi yaşadığı ve bir türlü gitmediği ülkelerdir bunlar. Bu tartışmalar maalesef size bir şeyleri hatırlatıyor olmalı. Türkiye'nin iç tartışmalarıyla ilgili. İki, NATO benzeri bir örgüt de değildir bu. Neden? Çünkü NATO'nun bir ordusu vardır, komuta kontrol yapısı vardır ve bir hiyerarşik bir yapılanması vardır. Kuvveti vardır. Şangay İşbirliği Örgütü'nün böyle bir düzenlemesi henüz yoktur. Bir başka konu. Biz Amerika alerjisi nedeniyle NATO'dan, Avrupa alerjisi nedeniyle Avrupa Birliği'nden kaçıyoruz. Ama Rusya'ya, Çin'e ve Şio'ya yamanmaya çalışıyoruz. Diğer taraftan da bağımsız bir politikadan bahsediyoruz. Siz bir yere tepki gösterdiğiniz zaman bile bağımsızlık aklınızdan geçmiyor. Çünkü hemen bir başka yere yamanmayı düşünüyorsunuz. Bu safsatadan da vazgeçin. Diyalog ortaklığı Şanga İşbirliği Örgütü'ndeki en alt seviye, en alt statüdeki bir konumdur. Türkiye gözlemci olabilir. Bunun için çalışılabilir. Bu bu bölgeyle Şangay İşbirliği örgütüyle ilişkilerini geliştirebilir. Ama bir başka örgütle Türkiye'nin bir başka örgütüyle NATO ile örneğin veya Avrupa Birliği konusuyla karşılaştırılamaz. Karşılaştırılması da saçma olur. Türkiye geri gidiyor. Müthiş bir geri gidiştir bu. Otokratik eğilimleri yüksek ülkelerin birliğidir şu anda. Ekonomik potansiyeli varsa ondan yararlanmayın demiyoruz ki. Zaten tam bir malların, hizmetlerin ve insanların serbest dolaşımına ilgili henüz daha bir şey yok ki ortada. Bu iki örgütün yani bu Şanga işbirliği örgütünün esasen Çin, Çin tarafından Uygurları tehdit görüp onları baskı altına almak için. Rusların da vaktiyle Orta Asya'da yayılmış Çeçen diasporasını baskı altına almak için iki büyük kuvvetin bir araya gelip bu iki tehdidi tırnak içinde bir sepete koyup bölgeyi kapadığını biliyoruz. Bunun esasen sınır güvenliği, bölgeyi baskı altına almak, orada o bölgede hakim olmak amacıyla ortaya atıldığını biliyoruz. Siz oraya üye olsanız bile siz Rusya'yla ve Çinle eşit olamazsınız. Kaldı ki oraya üye olmak için de NATO'dan çıkmanız gerekir. Ve Avrupa Birliği'ne de son vermeniz lazım.